really made an effort, promised I would change, but something stayed the same. Wanted to do better, wanted to be great. Klasik Türk müziğinin dehalarından kabul edilen ve yaylı tamburun mucidi Tamburi Cemil Bey vefatının 108. yılında anıldı. Musikiye gönül veren ünlü isimler de konserde yerini aldı. Hande Soral Paris'ten doğruca etkinlik alanı Büyükada'ya geçti. Paris'ten geliyorum. Öğlen uçağıyla. Aslında olimpiyatlarda seyretmek istediğimiz bazı yarışmalar vardı. Onları seyredip geldim. Musikiyle büyüttüğü oğlu Ali'nin şimdilerde anneye benzerliğiyle dikkat çektiği hatırlatıldı. Bir parçam gibi böyle şuralarımda yaşıyor. Eteklerimde yaşıyor. Bence yani İsmail'e benzediği yerler var, bana benzediği yerler var ama en çok dayıya benziyor bence. Ben sonuma da aslında çok benzetildi. Bensu'ya da benzediği yerler var, aynen saçlarının rengi aynı Bensu ama genel olarak dayıya benziyor. Teyze Bensu Soral'ın adı geçmişken Hande Soral beklenmeyen bir soruyla karşılaştı. Ben sonu bir çocuk sahibi olmak istiyor mu? Yani siz onu ben şey sorum, bana ne hani siz olsun sorayım. İster misiniz? Ben tabii ki bir yeğenim olsun isterim ama herhalde doğru zaman, ne zamansa o zaman olacak. Onlar daha iyi bilirler. Blok 3 lakaplı sevgilisi rapçi Hakan Aydın'la kıskançlık nedeniyle ayrılan Nisu Berfin Aktaş, geçtiğimiz günlerde kalbimizde olan yanımızda değil deyince kafaları bir hayli karıştırmıştı. Yine aklım çok karıştı. Güzel oyuncu biten ilişkisi hakkında ilk kez çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her şeyin hayırlısı gerçekten. Bu konuyla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Ben bence çok doğru bir insanım. O kendince çok doğru bir insan. Başkaları kendilerince çok doğru bir insan ama bazen beraber iyi olmuyorlar. Nisu Berfin Aktaş eski sevgiliyle barışma ihtimaline de net bir cevap vermekten kaçındı. Ya bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Bakın çok güzel bir gecedeyiz. Yani çok da keyifli vakit geçirmeye çalışıyorum burada. Alaçatı'dan dönen Buğçe Buse Kahraman keyifli tatilini mikrofonlarımıza özetledi. Çok güzel geçti. Çok yakın bir arkadaşım bekarlığa vedası vardı. Öyle küçük tatlı bir şey yapalım dedik. Böyle. Yaz aylarının başındaysa sevgilisi Kaan Akyıldız'la ilk kez Bodrum tatilinde görüntülenmişti. Ne var ki güzel oyuncu ilişkisi hakkında konuşmaktan yana değildi. Erkek arkadaşım var. Evet. Nasıl gidiyor peki birlikte? Güzel gidiyor. Büyükada'nın etkileyici atmosferinde aşık bir beyefendi Murat Aygen. Abi birisi bana şey demişti, aşk nedir sence diye. Ben de dedim ki ne değildir ki? Aşk başkasının göremediğini görebilmektir, işte budur yani. Cihangir'de Meltem Cumbul'la karşılaşmamız tam da gecenin sonunda. İyi akşamlar Meltem Hanım, nasılsınız? Çok kısa konuşsaydık, iki kelimesinden alsaydık. Meltem Cumbul'u taksiye bindiren centilmen beyefendiyi hatırlarsınız. Yaklaşık 1,5 ay önce yine aynı yerde gül jestiyle hafızalarımıza kazınmıştı. Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde, elinde. Meltem Cumbul arkasına bakmadan gidince yanlış anlaşılmaların önüne geçmek beyefendiye düştü. Bir dakikayla kaçınlar, nasılsınız? Çok sağ olun. Yanlış ben ünlü değilim ya. Soralım ben bir şey değilim. Oturduğunuz bir proje toplantısı mıydı sizden? Arkadaşım 30 yıllık arkadaşım. Sağ olun. Sonra biz yalanlarız, gören olursa sadece arkadaşız. Asmalı Mescit sokaklarında Sermiyen Mityat bir kadın arkadaşıyla görüntülerimize yansıdı. Yandım diyare, bulsak bir çare. Hal ve hareketlerine bakılırsa konu ciddi. Biz de kameralarımızı doğruca Yeşim Ceren Bozoğlu'nun sürpriz doğum günü partisine çevirdik. Seda Sayan'ın Ah Geceler şarkısı eşliğinde mekana giriş yapan Yeşim Ceren Bozoğlu, sürprizin mimarları Seray Kaya ve Buse Arslan Şensoy ile kucaklaştı. Yaş pastasını yeni yaşından dileklerini sıralayarak üfledi. Hemen ardından eğlence başladı. Yeşim Ceren Bozoğlu için bu sürpriz doğum günü yıllardır beklediği bir organizasyon olması nedeniyle de ayrı bir önemli. Sürpriz bir doğum günü ama yani şöyle söyleyeyim. Ben herhalde ilkokul 2'den beri ilk defa kendi organizasyonum olmayan kutlamanın içindeyim. Sürprizin baş mimarlarından olan Seray Kaya öyle heyecanlı ki pastayı bile üstüne bulaştırmıştı. Yeşim bizim için, çok şükür. Yani herkes için çok kıymetli. Böyle bir dostumuz olduğu için çok şanslı hissediyorum kendimi.
eminim ki buradaki herkes de öyle seviyor. Allah razı olsun. Çok gönülden inanıyorum buna. Allah razı olsun. 50. yaş günü onun için çok özel bir yaş günü. Kaçıncı aşkı? Anlamadım. 19 demek istedim. Buse Arslan Şensoy, Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dostluğunu anlatırken gözleri dolu doluydu. Ta ki o ana kadar. Ya benim hayatımda Yeşim sihir gibi böyle gerçekten bana küslüğü unutturdu. Küsmenin ne demek olduğunu bildiğimi zannediyordum ben. Öyle bir şeyin var olmadığını hatırlattı bana. O yüzden böyle çok sevdiğim ama görüşmediğim iki arkadaşımla öyle bir köprü oldu ki hayatımda benim. Ve sonra çok güzel arkadaşlıklarımız oldu onun vesilesiyle. Hep hayatıma çok güzel anlamlar doldu. Yeşim benim için çok özel. Şevval Tam Kıbrıs sahnesi öncesi maviler içinde ışıl ışıldı. Simlerimden vazgeçmem. En sevdiğim şey sahnede sim kullanmak. Parıltı seviyorum. Vazgeçilmezlerinizden. Evet, yani parlayan her şeyi çok seviyorum. Hani çok kıymetli olmak zorunda değil. Kristal Avize de seyretmeyi severim ben. Küçüklüğüm böyle Kristal Avize izlemekle geçti. Şevval Tam geçtiğimiz hafta Harbiye sahnesinde 30. sanat yılını kutladığı unutulmayacak bir konserle ilgili duygularını paylaştı. Yani hayatımda çok güzel, şahane konserler yaptım. Belki ne bileyim onlarca konser yaptım. Ama bu bütün hayatımın en yüksek enerjili, en unutulmaz, en güzel ve anlamlı konseriydi. Bütün bir 30 yılı temize çektiğim, hayatımın köşe taşlarına dair şarkılardan oluşturduğum bir repertuarla izleyicinin karşısına çıktım ama aslında izleyici de benimle birlikte o gecenin tadını çıkarıp büyük bir partiye, büyük bir kutlamaya dönüştürdü gece. Geçen 30 yılın değerlendirmesi istenilen Şevval Tam, hiç keşkesi olmadığını sözlerine ekledi. 30 yıla baktığımda bütün iyikiler ve keşkeler benim bu hikayemi güçlendiren unsurlar halinde yaşandı. Çok hatalar yaptım, işte çok düştüm, sonra tekrar kalktım. Ondan sonra çok çalıştım, başarılı oldum, çok başarısız oldum. Ama hepsi bir deneyim süreciydi benim için. Keşke yapmasaydım diyecek kadar büyük ve hayatımı mahvedecek bir hata olmamak kaydıyla tabii ki hatalarımı dahi seviyorum. Her yaptığı işi aşkla yapan ve hayranlarının sevgisini kazanan Şevval Tam, aşkın tanımını da işte böyle yaptı. Yani hayatımın her aşamasındaki aşka dair kurduğum cümle farklıydı. Belli bir olgunluk ve arayış sürecinin sonunda aslında aşkın biraz da tek kişilik bir şey olduğunu, biraz da dünyevi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama güçlü kriterler ve güçlü gerekçelerle aşkın sevgiye dönüşmesi, aşkın çok daha kutsal bir yere taşıyor. O daha kıymetli ama aşksız olmaz diyorum. Hem oyunculuktaki başarısı hem tarzı hem duruşuyla son yılların en beğenilen isimlerinden oğlu Tarık Emirtekin. Bilindiği üzere Taro oyunculuğu kadar fotoğraf tutkusuyla da öne çıkıyor. Anne Şevval Tam oğluyla bir proje hazırlığında olduğunu duyurdu. Aslında biz ikimiz de çok istediğimiz bir çalışma hedefliyoruz yani. Anne ne olur senin bir fotoğraflarını çekeyim diyor. Yani benim oğlumun gözünden benim fotoğraflarım kim bilir nasıl olur. Çünkü herhangi birinin gördüğü gibi de değil. Hem de çok yetenekli, farklı bir gözü var Taro'nun. Yani herhalde öyle bir şey de yaparız, yapacağız gibi duruyor. Keyifli sohbetin ardından sahne alan Şevval Tam, Kıbrıslılarla kıpır kıpır sahnesinde buluştu. Şarkıları dillerden, Serenay Sarıkaya aşkı gündemden düşmeyen Mert Demir de yavru vatandaydı. Bir diğer taraftan konserden konsere koşan Mert Demir, bir başka sahnesinde meşhur şarkısına girdiğinde gül yağmuruna tutuldu. Başından aşağı kırmızı güller döküldü.